Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Sorunlar ve Çözümler programına devam ediyoruz. Programın ilk bölümünde PKK yasası denen ve meclisten yeni gelen yasayı, IŞİD hareketini değerlendirdik. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetici atamalarıyla ilgili konuyu değerlendirmekteydik. Bu konuyla ilgili Sayın Akagün Yılmaz kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplamak istiyor. Sayın Vekilim, soru neydi, nereden geldi ve kısaca yanıtlar mısınız? Arada telefon etmişler, arkadaşlara iletmişler. Ben de o soruyu bir yanıtlayayım istedim. Songül Hanım diye bir müdür arkadaşımız aramış. Demiş ki öncesinde bizim tayinlerimiz olduğunda, yerimize atamalar yapıldığında biz yerimizde duruyorduk. Yeni gelen arkadaş başlayınca kadar yerimizde duruyorduk. Şimdi bunu böyle yapmıyorlar. Daha yerimize insanlar gelmeden kararname çıkmış ve başka illere atandığımızı öğreniyoruz. Ne yapmamız gerekir diye soruyor. Şimdi bu Milli Eğitim Yasası'ndaki değişiklikte hatırladığım kadarıyla ben bir özlük haklarının korunması söz konusuydu. İkincisi başka illere atama konusunda öyle bir yetki yoktu. Şimdi bu durumda yani yasanın da dışına çıkılarak özellikle başka illere atama konusunda yapılabilecek şeylerden bir tanesi Danıştay'a başvurmaktır. Yani İdare Mahkemesi'ne başvurmaktır. Onun yanında eğer oradan olumlu bir şey alınamazsa Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanmaktır diyeceğim ben. Ama tabii yine de o kendisiyle ilgili bir atama falan varsa da bir avukat arkadaşımızla görüşmesinde fayda var Songül Hanım. Bu arada efendim bu yasal prosedür devam ederken atandıkları yerlere gidecekler mi yoksa prosedür bitene kadar gitmeyecekler mi? Şimdi biliyorsunuz o konuda lazım. Da aslında bir düzenleme yapıldı. Üst düzey yöneticilerle ilgiliydi o daha çok. İşte İdare Mahkemesi tarafından verilen kararlar 2 yıl içerisinde ancak uygulanabilir. 2 yıl içinde uygulanabilir gibi bir şey konmuştu. Yine bir torba yasada konmuştu. Kesinlikle uygulanması artık kaldı. Ayrıca yine yürütmenin durdurulmasının verilmesi en alt seviyeye indirildi. Neredeyse yürütmenin durdurulmasını vermeyin böyle atamalarla ilgili şeklinde bir düzenleme yapılmıştı. Bir şey, tabii tabii. Düzenlemiş. Yani işte bu özellikle yürütmenin durdurulmasıyla ilgili verilen şeylerde çok ciddi bir hak kaybının olması söz konusu ve işte yani insanların geriye dönülemez hak kayıplarından bahsedilir. Ama o konuda da yine bir yasa çıkartıldı. Yürütmenin durdurulması konusunda çok sınırlama var. Diğer yönüyle de işte verilen kararların 2 yıl içinde ancak uygulanabileceği ilginç bir şey var. Hatta bir de şöyle bir şey daha çıkardılar. Eğer o makam boşsa oraya atama yapıyorlar. Ve İdare Mahkemesi karar verdi diyelim. Oraya yapıyorlar. Eğer o makam boş değilse yine başka yere atama yapıyorlar. Yani artık mahkemelerin verdikleri kararların hiçbir hükmü kalmadı. İdare Mahkemeleri bu memur atamalarıyla ilgili bir karar verse de mahkeme kararları, yok mahkeme yani. Kararları kesinlikle uygulanır. Evet. Yasası da yok, uygulanmaz diye bir şey aslında yani. Uygulanmaz diye bir düzenleme getirmiş yani. Oldular yani. Evet. Değerli izleyiciler, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı ile ilgili değerlendirmelere dönmek istiyorum. Bu değerlendirmelere dönmeden önce kısaca bir hatırlayalım. Kurultaydan kısa bir görüntümüz var. O görüntüleri izledikten sonra Sayın Batum'a döneceğim. Dersimli Kemal'im ben. Diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ü dışladı. Bizim devrimciliğimiz kağıttan devrimcilik değil. Diyorlar ki CHP geçmişiyle yüzleşemez. Niye yüzleşmeyelim? Yeri zamanı gelirse elbette ki geçmişimizle de yüzleşiriz. Cumhuriyet Halk Partisi sağa kaydı. Diyorlar ki efendim sen doğuda başka konuşuyorsun. Batıda başka konuşuyorsun. Dersimli Kemal'im ben. Hakkari'de yerel yönetim özerklik şartını getireceğiz dedim. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrasiyi getiren parti. CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz. Rakı sofralarında Türkiye'yi kurtarırlar. Bunlardan partiyi temizleyeceğim. Herkes çok iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım. Rakı sofralarında konuşan adam değil. Dersimli Kemal'im ben. Ya bağlanırsınız veya ayrılırsınız. Arada başka seçenek yok. O tüzük değişikliği olmasaydı yeni bir genel başkan adayı çıkamazdı. Sabah mikrofonu gören koşa koşa gidip CHP'ye eleştirirse kimse kusura bakmasın, buna izin vermeyeceğim. Dersimli Kemal'im ben.
Evet, Sayın Batum, kısaca hatırladık Genel Başkan'ın konuşmalarından çarpıcı ifadeler bunlar, bizim tespit edebildiğimiz. Ama ben konuya şöyle girmek istiyorum. Bir parti niçin kurultay yapar? Cumhuriyet Halk Partisi niçin bu kurultaya gereksinim duydu? Ama yapılan kurultay bu ihtiyacı, gereksinimi karşıladı mı, hizmet etti mi? Benim bildiğime göre burası en büyük organdır, en önemli organdır. Partinin sorunları tartışılır, programı tartışılır, birlikte karar verilir ve partiyi yönetenlere yol, yöntem verilir, yol verilir. Bunlar oldu mu? Nasıl bir kurultay oldu? Önce bir kurultayı genel olarak değerlendirir misiniz? Şunu söyleyeyim ilk önce. Gerçekten söylüyorum. Şimdi hepimizin gözü önünde ilginç tabii şeyler var. Şimdi Sayın Genel Başkan'a 900 küsur kişi imza verdi. 900 işte 50 mi 960 kişi mi ne imza verdi. 177 tane de Muharrem İnce'ye verdi. Ve orada 760'a 415 oy çıktı. Hatta dün de Sayın Genel Başkanımız bir gazetede, Cumhuriyet Gazetesi'nde bana vermekten oy sonra vermediler ama imza vermişler, çok ayıp, bu ikiyüzlüktür dedi. Tabii ben ikiyüzlük olduğunu düşünmüyorum ama bilmiyorum veyahut da, fakat bu sonuçları nasıl değerlendirmek gerekir? Ben bir siyaset bilimci değilim, ben hukukçuyum. Dolayısıyla bu rakamları, bu değerlendirmeleri, çünkü herkes bir değerlendirme yapıyor. İşte diyor ki şöyle dedi, genel başkana bu mesajı verdi, işte Muharrem İnce'ye bu mesajı verdi, şunlara şu mesajı verdi, bunlara bu mesajı verdi. Şimdi bunların doğru dürüst akademisyenler, gazeteciler tarafından bir kere bir değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Diyeceksiniz ki kurultaydan beri zaten her gece televizyonlarda yorumlanıyor. Kimse kusura bakmasın. Ben ne F tipi, ne merkez medyadaki, ne işte Penguen medyasındaki, ne merkez medyadaki o değerlendirmeleri yapan gazetecilere ya da kişilere güvenmiyorum. Yani bugüne kadar söyledikleri şeylerin hiçbir tanesinin çıkmadığını bildiğim için, tamamının tersini olduğunu bildiğim için ve tamamen yanlış değerlendirmeler yaptıklarını bildiğim için bunların %95'ine güvenmiyorum. Ama biri bir değerlendirme yapıp hakikaten buradan ne mesaj çıktı, bunu konuşmamız lazım. Bu kurultay niçin yapıldı, amacına ulaştı mı, hedefine ulaştı mı, niçin yapıldı, bunu değerlendirmek lazım. Yalnız benim bir iki tane saptamam var. Yani bunları, o soruları da soruyorum kendi kendime, cevaplandıramıyorum. Sonuç itibarıyla bu parti Atatürk'ün kurduğu bir parti. 90 yıllık bir parti. Altı oku programının da tüzüğünün de temeli olarak almış bir parti. Atatürk'ü de genel başkanı, ilk genel başkanı olarak kabul eden, öyle olan zaten bir parti. Şimdi bu partide ona kefere Kemal diyen, ona bu Kemalizmden kurtulmadan hiçbir yere varmamız mümkün değildir diyen arkadaşların bazıları, şaka maka değil. O kadar kırdık mırdık filan. 500 tane oy aldı. 500 tane oy aldı. Yani CHP seçmeni, Atatürk'ün partisinin seçmeni, şimdi bazı şeyleri anlamadığım için soruyorum ben. Arkadaşlarımızla bunları tartışacağız, değerlendireceğiz. 500 tane oy aldı. Buna karşılık örneğin bu partinin gerçekten yüz aklarından biri olan, biz bugün demokratik, laik, hukuk sistemi diyorsak bunu gerçekleştirmek için 90'lı yıllardan itibaren çok ciddi çaba sarf etmiş ve onun da ceremesini, cezasını çekmiş biri olan örneğin Seyfi Oktay, Adalet Bakanı iken cumhuru değiştirmiş, 500 tane oy alamadı.
200 küsur oy aldı. Neredeyse yarısı kadar. Şimdi ben bunu kurultay ne demek istedi vallahi algılayamadım. Yani bunu siyaset bilimcilerine sormam lazım. Yine bu biz tarikatlardan, cemaatlerden söz ediyoruz. Onların Türkiye üzerindeki maalesef kötü etkilerinden söz ediyoruz gençlerimiz. Şimdi onların yaptığı oyunlar sonucunda 6 yıla yakın içeride kalmış Tuncay Özkan, 6 yıla yakın. Darbeci derken onlar bu Tuncay var ya ömür boyu içeride kalmalı derken, ben bir örnek için söylüyorum, bunun gibi var. İki listede de var. Yani 970 küsur oy alabilecek konumda. Çünkü bütün listelerde var. Buna rağmen 370 küsur kişi Tuncay'ı siliyor. Hayır diyor, biz seni sevmiyoruz diyor. Ama 500 kişi şeye oy veriyor. Benim bu ilkelerle evet darbecisiniz, evet ergenekoncusunuz diyen kişiye oy veriyor. Şimdi iki kişi de aynı şeyde görev yapacaklar. Şimdi bu şöyle değil, fikir özgürlüğü veya fikir farklılığı değil bu. Bu bir zihniyet farklılığı. Bu Türkiye'nin başına çuval örenler. Bakın demin program başladığında size de gelmiştir mutlaka. Bir son dakika haberi geldi. 2008 yılından beri karargah evleri soruşturması vardı. Birçok insanı bu doğrudan doğruya sizi de etkiliyor. Ulusal Kanal'dan, İşçi Partisi'nden birçok insanın yargılanmasına, yasa dışı komutanlarla yapılanma içinde olduğunu iddia eden bir şeydi. 2008'den 2014'e geldik. Savcı takipsizlik kararı vermiş bugün. Şimdi oyunlar oynandı. O oyunlar işte biri öbür gün geçti. Öbürü işte Anayasa Mahkemesi tamam artık çıkabilirsiniz dedi. Şimdi o oyunun üstünde oynandığı adamlardan bir tanesi 5,5 sene içeride yatıyor. Oy alıyor. 370 kişi siliyor. O oyunları oynayan, açık söylüyorum, o oyunlara evet evet bunlar darbecidir, ergenekoncu, Allah kahretsin bunları diyen adamlar, bugüne kadar oynamış adam 500 kişiden oy alıyor. Dolayısıyla ben kurultayda muhakkak iyi bir şey, ama benim gördüğüm bir şey var. Biz hep şunu söyledik. Bizim işimiz kişiyle değil dedik. Kişiyle değil, ne sayın genel başkanımızla ne yanında kişiler değil. Önemli olan zihniyet, anlayıştır. Cumhuriyet Halk Partisi altı okun partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ten, altı oktan korkmaz dedik. Fakat bundan nasıl bir sonuç çıktı? Ben şu anda tam anlayamadım. Bunu göreceğiz, konuşacağız, değerlendireceğiz. Söylediğim gibi o hiç güvenmediğim, hiç inanmadığım gazetecilerin işte neyse akademisyenlerin sözüm ona, aydınların değerlendirmelerini hiç kale almıyorum. Muhakkak aramızda bunu yapacağız ve bir sonuç çıkacak. Bu kurultay ne dediğini göreceğiz. Herhalde bu kurultay şöyle demedi Sayın Genel Başkan'a. Ne isterseniz yapın, biz arkanızdayız. Ne isterseniz yapın, istediğinizi partiye getirin, istediğinizi götürün demedi herhalde. Bilmiyorum. Göreceğiz. Ya da şöyle de demedi kanaatinde herhalde. Çok haklısınız. İstediğinizi yapabilirsiniz. Karşı olanların tamamını da atın bu partiden de demedi herhalde. Onları beraber konuşacağız. Benim teşekkür ediyorum. Seste bir sorun mu oldu bilemiyorum ama ben buradan devam edeceğim. Aynı konuya Sayın Yılmaz, size de sormak istiyorum. Şimdi Sayın Vekil'in ifadesi var. Diyor ki işte bir Ergenekon konusundan bir örnek verdi. Bir tarafta onu yaşayan, oradan ne diyelim ceza gören, onun ona katlanan, hukuksuzluğa katlanan bir insan var. Bir taraftan da bunlar yargılanmalı, bunlar cezalanmalı diyen insan var. İşte birisi seçiliyor, birisi parti meclisine giremiyor gibi bir durum var. Yok, her ikisi de seçildi. Tuncay Özkan. İkisi de bir aya girdi. Ve Mehmet Peker oradan bahsetti. Olarak, birisi çok aya. Her ikisi de girdi. Seçildi, evet. Benzer tarzda bu sadece Ergenekon veya darbe tartışması. Benzer tarzda
laikliği göz önüne aldığınız zaman o ikilem de var. Öyle gözüküyor. Çünkü partiye o kadar değişik şeylerden, gruplardan, görüşlerden, ideolojilerden insanlar davet edildi ki herhalde onun için neticede ne çıktı ben bile anlayamadım diyecek hale geldi. Siz ne diyorsunuz efendim? Önce sorumu alamadı herhalde Sayın Batum. Kurultayın amacı neydi? Niçin istendi bu kurultay ki bu isteği yapanlar arasında sizler de vardınız. Sizin amacınız neydi? Ama hiç o amaca bu kurultay cevap verdi mi? Ben öncelikle o konunun bir yanıtlanmasını arzu ediyorum. Evet, yani biz kamuoyuyla zaten görüşlerimizi paylaşmıştık biliyorsunuz. Yerel seçim sonuçları geçmişti. Yerel seçimlerde de aslında beklediğimiz bir başarıyı yakalayamamıştık. Bu başarıyı yakalayamamamızın nedenleri tabii aday belirleme sürecindeki hatalardı. Milletvekili seçimlerinde ön seçim %80 oranında olması tüzüğümüzde var. Ama belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclis üyeliklerinde ne yazık ki bu zorunluluk yok. Parti meclisinin yetkisinde ve o yerel seçimler sürecinde zaman zaman eğilim yoklamaları yapıldı. Eğilim yoklamalarına uyulmadı. Farklı adaylar getirildi. Ve dışarıdan ithal adaylar getirilmeye başlandı. İşte özellikle sağ tandanslı, merkez sağdan ya da AKP'den adaylar getirilmeye başlandı. Tabii bizler bunu eleştirdik. Yani bu şekilde bir yaklaşım biçimi olamaz. Yani belki çok istisnai birkaç yerde olabilir. Parti ilkeleriyle çok ters düşmeyen insanlar olabilir. Yani ben mesela bu konuda örnekler de vermiştim. Milletvekili seçimlerinde örneğin bir Turhan Tayan oldu, örneğin bir Aytun Çırağı oldu. Biz bunlarla ilgili en ufak bir rahatsızlık duymuyoruz. Çünkü Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerine saygılı bir insanlar ama belediye başkanlığında tek kişiyi seçiyorsunuz. Yani milletvekiliğinde 3-4 milletvekilinin arasında belki belli duyarlılıkları düşünerek yapabilirsiniz. Tek kişiyi seçiyorsunuz. Bu sağdan yani işte değişik kesimlerden gelen insanlar bize ciddi anlamda rahatsızlık yarattı. Yani mesela Balıkesir'de, mesela Bursa'da yani işte oy kazanacağımız yere kaybettiğimiz yerler oldu. İstanbul'da eğilim yoklamaları yapıldı, eğilim yoklamalarının sonucuna uyulmadı vesaire neyse. Bu konularda bizim zaten eleştirilerimiz vardı. Hatta o dönemde bir büyük kurultay toplanma şansı yok. Hemen Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru gidildiği için bir küçük kurultay yapılması ve bu konunun tartışılması gerektiğini düşündük. Yani Muharrem Bey de söylemişti. Sağdan da oy alabilmek için mutlaka sağcı adaylarla mı çıkmak lazım? Yani sağdan oy alabilmek için, daha doğrusu muhafazakar, daha önce AKP'ye, MHP'ye oy vermiş olan insanların oyunu alabilmek için mutlaka AKP'li ya da MHP'li bir adayı mı göstermek gerekir? Yoksa insanların sorunlarına değindiğin, doğrudan doğruya o şeyde toplumda doğal lider konumunda olmuş, bizim içimizden çok nitelikli insanlar var, Yalova'da olduğu gibi, Aydın'da olduğu gibi, Eskişehir'de olduğu gibi, Yalova sağ kökenli bir yer ama ona rağmen başkanımız Vefa Başkan kazandı Yalova'da. Bu demek ki hem bir çalışmayla hem iyi bir adayla hem de oradaki insanların sorunlarına değinmekle ve onlardan güven kazanmakla olan bir şey. O dönemde bu değerlendirilmedi ne yazık ki. Tabii biz bunun geçici bir şey olmasını temenni ettik. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine geldik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı şekilde milletvekilleriyle toplantılar yapıldı, il başkanlarıyla yapıldı, PM'de toplantılar yapıldı. Cumhurbaşkanı adayı, çat adayı mı olsun, ayrı partiler aday mı çıkarsın diye. Bunlar tartışıldı ama yani isimler de zaman zaman tartışıldı. Tabii hiçbirimiz biz Ekmelettin İhsanoğlu ismini hiç duymadık. Hiç duymadık, hiç tartışmadık, konuşmadık. Genel Başkan bunu televizyondan Bahçeli ile beraber açıklarken o zaman duyduk. Ve hepimiz, başkan vekilleri dahil. Tabii hepimiz şok olduk. Ya bu isim nereden çıktı, kim? Yani nedir bu ismin özelliği, nedir bu kadar herkesin şey yapabileceği ki biz mesela çatı adayı olacaksa ille CHP'li olsun falan demedik, yanlış anlaşılmasın. Yani merkez sağdan da olabilir, işte örneğin Sami Selçuk da olabilir, işte İlhan Kesici de olabilir, işte Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da olabilir. Yani
herkesi kapsayacak insanlar da olabilir. Büyükerşen de olabilir mesela. O konuda da o çok partili, olumlu çok olumlu şeyler vardı. Büyükerşen Eskişehir'de de sağdan oy almayı başarabilen bir belediye başkanımız. Ama ne yazık ki Ekmelettin İhsanoğlu'nun ismini duyduk. Tabii hepimiz şok olduk. Sonra biraz araştırınca gerçekten de Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleriyle uzlaşan bir yanının olmadığını gördük. Yani en başta işte aile yapısı itibariyle Cumhuriyet devrimleri olması nedeniyle Mısır'a giden bir ailenin çocuğu. Hadi ailesinden dolayı kendisini sorumlu kabul etmeyelim ama daha sonraki öğrenim yaşantısında işte El Eser Üniversitesi, Exeter Üniversitesi, ardından İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreterliği 10 yıl boyunca yapılıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye Cumhuriyeti Devleti üye olamadı 2008 yılına kadar. Gerekçe yani konuk olarak, misafir olarak falan katıldı. Gerekçesi şu, şeriat hükümleriyle yönetilen bir yapılanma olduğu için, bizim anayasamıza aykırı olduğu için üye olamadı. Yani AKP iktidarı bile buna bakın 2008'e kadar cesaret edemedi. 2008'de önce anlaşma imzalandı, daha sonra meclisten geçirildi ama çekinceyle. Yani anayasanın laiklik ilkelerinin üstüne aykırılık teşkil eden hükümler kabul edilmeyecek. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerimiz bizim için geçerlidir dendi. Bakın böyle bir örgütün 10 yıl boyunca genel sekreterliğini yapmış bir insan, nasıl siz getiriyorsunuz? Koyuyorsunuz. Yani MHP'nin, CHP'nin ortak adayı olarak koyuyorsunuz. Buna biz 3 Temmuz'a kadar bu konudaki görüşlerimizi söyledik. Hatta farklı bir adayın çıkması gerektiğini. Çünkü Ekmelettin İhsanoğlu'nun taban tarafından benimsenmediğini, onun içinde bir farklı adayın daha çıkması gerektiğini dillendirdik. Bu konuda çalışmalar yaptık. Ama ne yazık ki 20 milletvekili arkadaşımız imzalayamadığı için 3 Temmuz itibariyle biz Emine Hanım da dahil bir başka arkadaşımızı çıkartamadık. Onun üzerine tabii 3 Temmuz itibariyle biz artık bu konuda bir aleyhte çalışma ya da bir aleyhte söz söyleme söz konusu olmazdı. Çünkü Tayyip Erdoğan karşıda vardı. Yani önlem alamamıştık onunla ilgili. Ve biz mecliste görevlendirildik 60 milletvekili olarak. Çalışmadı dendiği için söylüyorum bunu. Mecliste görevliydik. Sayın Ayman Güler burada açıkladı onu. Evet, yani yazılı belki. Yazıyı da gösterdi. Yani cumartesi, pazar dahil torba yasanın görüşmeleri nedeniyle mecliste olacaksınız dendiği için meclisteydik. İşte bayram tatilinde gittiğimizde ben mesela memlekette, ilçelerde ve belli yerlerde bu konuda bir çaba sarf ettik. Ama 10 Ağustos'a geldiğinde bu kan uyuşmazlığın nelere yol açtığını, insanların bir kısmının oy kullanmaya gelmediğini, oy kullanma oranının çok düşük olduğunu gördüğümüzde de artık dedik ki yani bu yerel seçimlerde hatalar yapıldı, işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde hatalar yapıldı ve 11 Ağustos günü tabii genel başkanın da o konudaki açıklamasını öğrenmek istedik biz. Ne diyecek? Genel Başkan 11 Ağustos günü şu açıklamayı yaptı. Ekmelettin İhsanoğlu doğru bir karardır. Yeniden olsa yeniden Ekmelettin İhsanoğlu'nu seçerim. Bu süreçte daha önce de risk aldım. Ben tek başıma bu kararı aldım demişti. Yani işte peki bu konuda başarısız görmüyor musunuz? Hayır, hiç başarısız görmüyorum. Yani %46'lardan %38.5'a düşünmüş iki partinin toplam oyu. Herhangi bir işte rahatsızlık da yok. Kurultay gibi falan da bir süreci düşünmüyorum dedi. Oysa ki aslında bizim bugünlerde olağan kurultayımızı kongre süreçlerine başlatmamız lazımdı. Öyle bir şey de yok. Bir yıl ertelendi zaten o da. Onun üzerine tabii ki yani siyasette her söylediğiniz sözün bir şey vardır, karşılığı vardır. Risk aldım, bedelini öderim diyorsanız ve başarı yoksa burada onun gereğini yapmanız lazım. Biz o konuda bir çağrı yaptık. Dedik ki bu konuda bir risk alınmıştır. Bunun gereği ise istifa etmektir ve olağanüstü kurultaya götürmektir partiyi dedi. İstifa ederek. Evet, o çerçevede biz bu açıklamalarımızı yaptık. Birkaç gün sonra da Muharrem Bey kendisi o açıklamayı yaptı. Bu doğrultuda gidildi. Tabii çok çabuk bir kurultaya gidildi. Biz ona biraz da baskın kurultay diyoruz. Ama tabii işte Muharrem Bey aday olunca bir başka arkadaşımız da çıkmadı. Yani Muharrem Bey de bunu soracaktım. O aday olunca dediniz de. Evet, bizlere daha yakın olan bir arkadaşımız, eleştirilerimiz bu aynı doğrultuda. Ama böyle bir grup beraberce verilmiş bir karar değildi anladığımız, gördüğümüz kadarıyla. Kendiliğinden o ön plana çıktı. Kendiliğinden o benzer eleştirilerle çıktı ve aday olduğunu açıkladı. Yani bu kurultay böyle bir süreçle geldi. Yani biz orada tabii ki eleştirilerimizin değerlendirilmesini isterdik. Muharrem Bey yani zaten olağanüstü kurultay olduğu için
Başkacı konuşmacının olma şansı yok. Genel başkan adayları konuşuyorlar. Muharrem Bey eleştirilerini dile getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu bu anlamda eleştirilere çok fazla cevap vermedi. Yani kurultay aslında tam beklediğimiz gibi bir hani eleştiri, öz eleştiri mekanizmasının işlediği, yanlışlıklarımız varsa kabul ettiğimiz ve bu yanlışlıkların bir daha olmaması konusunda çaba sarf ettiğimiz bir kurultay olmadı. Olmadı ne yazık ki. Tabii bu arada aslında bizim kurultayda tartışmamız gereken hem yani bu aday belirleme süreçlerindeki hatalar hem de ideolojik netlik anlamında da bazı şeyleri tartışmamız gerekiyordu. Ama tabii yani başka konuşmacılar olamadığı için onları tartışamadık. Örneğin laiklik konusunda yani işte biraz toplumun beklediğinden daha geriye düştüğünü görüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Örneğin okulların imam hatipleştirilmesi, tümüyle imam hatipleştirilmesi. Bu müdür atamaları ile ilgili yani Sayın Genel Başkan'dan duymak istiyorlar insanlar. Ama bu konuda grup başkan vekillerimiz açıklama yapmasına rağmen Genel Başkan o konuda şey yapmadı. Örneğin 4+4+4 o konularda yani biz yeterince bu eğitimin dinselleştirilmesi, çocukların zorunlu olarak imam hatibe yönlendirilmesi gibi konularda yeterince topluma bu konudaki tavrımızı anlatamadık diye düşünüyorum. Yani laiklik konusu bir. İkincisi yani Kürt meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne diyoruz? Kurultayda bunları tartışmalıydık aslında biz. Ne diyoruz? Yani bizim programımız çok açık. Yani biz programımızda diyoruz ki yani biz üniter devlet ve ulus devletten yanayız ama kültürel yani diğer etnisitelerin kültürel haklarının sonuna kadar yanındayız. Onların demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılması, dilinin öğrenilmesi, kültürel hakların geliştirilmesi bunların hepsine de evet diyoruz. Yani bu konuda farklı şeyler söyleyen partide arkadaşlar da var. Bu konunun da tartışılması gerekirdi bence. Yani federasyon diyen arkadaşlarımız da var. Bunların tartışılması ve yani bu konuda aslında bir ortak aklın oluşturulması gerekiyordu. Özelleştirme konusunda mesela çok ağır bir talan süreci yaşıyoruz biz. Buna karşı örneğin Soma'daki işçiler, yatağındaki işçiler kamulaştırma diyorlar. Ama biz bu konuda yani iş cinayetleri diyoruz, elbette özelleştirme ihalelerindeki yolsuzluklardan bahsediyoruz ama kamulaştırma devletin üzerinde yük olmayan, aksine devletin tam anlamıyla altın yumurtlayan tavukları olan bu türden yerlerle ilgili stratejik öneme sahip yerlerle ilgili kamulaştırma diyemiyoruz. Yani bir korkunç bir talan var AKP tarafından. Bu konudaki görüşlerin netleşmesi gerekiyordu bana göre. Yani biz bunları kendi içimizde netleştirdiğimizde, görüştüğümüzde, konuştuğumuzda bunlarda bir ortak noktaya ulaştığımızda çok daha güçlü çıkardık. Elbette yani ekonomik konularda da söyleyeceksin, halkın sorunlarına değineceğin şeyleri de söyleyeceksin. Ama bir de şöyle bir şey mesela bize şu söyleniyor. Efendim sizin bir hikayeniz yok. Aslında bizim o kurultaydan şununla çıkmamız lazım. Bizim bir hikayemiz var. Biz bir cumhuriyetin kurucusu olan partiyiz. O büyük yatırımların yani işte bütün yabancıların elindeki olan tersanelerin, demir yollarının geri alındığı, 12 yıllık yani satılan yerler. Bilim ve sanatta çok büyük atılımlar yapıldığı, işte tiyatrolar, operalar, işte uçak fabrikalarına kadar her türlü yatırımın yapıldığı, o 1923-45 arasındaki o köy enstitüleri de dahil olmak üzere biz aslında cumhuriyetin partisiyiz. Şimdi siz cumhuriyeti yıkmak istiyorsunuz. Biz bu cumhuriyeti yıktırmayacağız. Biz bu cumhuriyeti geliştireceğiz. Çağdaş bilimsel yöntemlerle geliştireceğiz ama size yıktırmayacağız. Biz bu büyük hikayenin insanlarıyız. Onu oradan öyle bir ruhla çıkabilmemiz lazımdı. Olmadı. Yani bu konularda yeterince bir tartışma olmadı diye düşünüyorum ben. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalnız farklı adayların çıkabildiği, diğer partilerde böyle bir şey yok. HDP de dahil olmak üzere böyle bir şey yok. Çok demokratik olduklarını iddia ediyorlar. Bizim partimizde farklı adayların çıkabildiği, farklı söylemlerin olabildiği, eleştirilerin yapılabildiği çarşaf liste ile her ne kadar seçim çok sağlıklı olmasa da seçimlerin yapılabildiği, kavganın dövüşün olmadan konuşulabildiği, görüşülebildiği yani bir demokratik sürecin yaşandığı bir kurultay yaşadık. Yani bu yönüyle olumlu bir kurultaydı. Evet, yani ders olacak bir kurultaydı ama diğer yönüyle de çok yeterli çok değildi. Çok öze girilmediği için evet, belki de bu kadar olumlu çıktı. Öze girilseydi, şimdi çok önemli konulara değindiniz. Kurultayda değerlendirilmeyen, tartışılmayan konular vardı. Acaba ben Sayın Batum'a dönmek istiyorum. Acaba bunda Sayın İnce'nin
o konulara girmemesinin de etkisi olmadı mı? Yani ilk önce konuşmayı Sayın İnce yaptı. Bu bahsettiğiniz önemli konulara girseydi, bu konuda parti yönetimini eleştirseydi, Sayın Kılıçdaroğlu da bunlara cevap verme durumunda kalmaz mıydı? Bir. İkincisi, ay acaba Sayın İnce sizlerin düşüncelerini yansıttı mı veya sizlerin düşüncelerini yansıtmak üzere mi kürsüye çıktı, yoksa sadece kendi düşüncelerini mi aktardı? O konuyla ilgili bir de basından bir şey okumak istiyorum. Sayın Profesör Doktor Sayın Tülay Özüarman diyor ki, Muharrem İnce hareketi muhalefet varmış, çoğulcu sistem işliyormuş gibi yaparak giderek koyulaşan otoriter yapıyı beslemiştir diyor. Bu konudaki yorumunuzla birlikte sorunun cevabını Sayın Batum Güzel. Şunu söyleyeyim. Şimdi demin bir şey söyledim. Dedim ki biz arkadaşlarımızla, akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler bunu konuşup bu kurultayın ne sonuçlar çıkarttığını değerlendirelim dedim. Daha bunu yapmadık. Ve bugüne kadar yapanlara da inanmıyorum dedim. Şimdi şundan değil. Ben beceriksiz olduğum için anlamıyorum değil. Ben anlıyorum da acaba delegelerimiz ne söylemek istedi? Ne anlamak istedi? Çünkü Dilek Hanım da çok net dile getirdi. Aynı şeyi bana göre Muharrem Bey de çok net dile getirdi. Şimdi bir yalan tartışmaların içerisinde bir algı yaratılıyordu. Efendim parti yani kendi içinde kalırsa oy alabilir mi? Tabii alamaz. Tabii ki bizim içimizde hiç kimse, efendim oy veren seçmenin yedi göbek sülalesine bak, mutlaka CHP'ye oy vermiş olsun, başka bir yere oy vermişse alma filan demiyor. Bu partiye gelen sorabilirsiniz. Aynen söyledi Turhan Tayan'a, işte Aytun Çıra'ya, kimsenin bir yan gözle baktığı da yok. Ama ve lakin ortada sanki bir proje varmış görüntüsü var. Ekmelettin Bey, şimdi ben sizin kanalınızda da söyledim bunu. Dedim ki ya Uğur Mumcu, Allah rahmet eylesin, bunları söylediği için arabası patlatılmış kişi ya o doğru söylemiyordu, ya bu Ekmelettin Bey Atatürkçü falan değil, uydurmayın dedim. Çünkü Ekmelettin İhsanoğlu, Sayın Bekaroğlu, bunlar belli amaçlarla seçilmiş gibi geliyor. En azından bize belli amaçlarla getirilmiş insanlar gibi şey yapılıyor, kabul ediliyor. Belki bizim yöneticilerimize kabul ettiler, ettirdiler. Belki onları yanılttılar ama düşünün, şöyle diyemezsiniz. Canım, bunlara baksana, tek başına %20 oy getiriyor. Hayır. Sayın Bekaroğlu'nun getirdiği oya bakın kaç oy getiriyor. Yani gitti Rize'de kaç oy aldı. Şimdi bunlar böyle ah o gelince oylar toplanacak falan diye bir şey yok. Bu bir projeymiş gibi duruyor. Ha öyledir değildir. Şimdi bunu çok açıklıkla söyledi. Genel Başkan adayı olan Muharrem İnce çok net söyledi bunu. İki, şimdi dikkat edin. Türkiye'de bakın Kürt sorunu diyoruz. Şimdi bir bakın kurultayda Sayın Genel Başkan ne söyledi? Aynen şöyle söyledi. Dedi ki Kürt sorunu çok önemli bir sorun. Yerel yönetimler özellik şartını getireceğiz dedi. Şimdi o zaten geldi. Türkiye onu kabul etti de. Hadi orada yani uzatmamak için getireceğiz dediğini varsayıyorum. Arkadan aynen şu ifadeyle. Dedi ki biz dedi, onu da açıkladı yani nedir bu özellik diye. Ankara'da Maliye Bakanı'nın önünde para beklemeyecek belediyeler dedi. Şimdi ben şunu merak ediyorum, bilmiyorum hakikaten. Kürt sorunu dediğimiz sorun yani Türkiye'de bir İlk kurşunu atan, ilk askeri öldüren kişinin heykelinin dikilmesi filan tamamen Maliye Bakanlığı'nın önünde para bekliyor diye mi yapılıyor? Türkiye'de bir bölümü PKK sadece Maliye Bakanlığı'nın önünde beklemeyelim diye mi? Hayır.
Demek ki Kürt sorunu çözeceğiz dediğimizde bizim kurultayda söylediğimiz şey tam gerçeklerle örtüşmüyor. Maliye Bakanı'nın, Sayın Genel Başkanımız dedi ki Maliye Bakanlığı'nın önünde beklemesinler. İşte bu çok önemli bir çözümdür dedi. Oysa Muharrem İnce daha net bir şey söyledi. Herkesin anlayabileceği, benim de anladığım ve söylediğimiz şey de bu. Bütün hukuksal, ekonomik tedbirlerin böyle alınması gerekir. Biz dedi beraber, yan yana, bir beraber, birlikte mi yaşayacağız? Yan yana birbirimize değmeden mi yaşayacağız? Ayrı mı yaşayacağız? Buna göre tedbirlerimiz ayrı olmalı dedi. Şimdi bence bu daha doyurucu bir şey. Ama bir şekilde bu kurultayda bu sorunların, bu zihniyet değişikliğinin hepsinin üstünü örtme çabası vardı. Maalesef vardı. O yüzden ben anlamadım diyorum. Mesela Dilek Hanım da anlattı. Muharrem Bey de söyledi. Mesela Ekmelettin Bey nasıl geldi? Bekaroğlu'nu kim söyledi? Yani bundan bir anda %5 oy fazla alırsınız diye. Kim söyledi? Şimdi bunların sonuçlarına dikkat ederseniz Sayın Genel Başkanımız bir kelime bile söylemedi. Yani tek bir cümle bile kurmadı Ekmelettin Bey'le. Hiç söylemedi. Şimdi dolayısıyla bunları tartışmadık. Ha muhakkak tartışacağız. Şimdi buna rağmen delege ne söyledi bunu tartışacağız. İşte nasıl oldu da 500 oyu Sayın Bekaroğlu'na verdi. Nasıl oldu da 370 oyu kesti. Nasıl oldu da Seyfi Oktay gibi demokratik, laik, hukuk sisteminin temsilcisi olan bir insan, hem de bu partinin ciddi etkisi olan bir insan 200 küsur oy aldı, 250 oy mu ne aldı? Nasıl oldu bu? Yarı yarıya oy aldı. Şimdi bunları aramızda tartışmamız lazım, konuşmamız lazım. Yalnız bir tek şey dinlettiniz. Mesela onu açık söyleyeyim. Hiç üstümüze almadığımız için onu konuşmadık hiç. Mesela şöyle dedi Sayın Genel Başkanım. Partinin dedi tüzüğüne, programına uyacaksınız. Aykırı şeyler söyleyenin yaşına, gözünün yaşına bakmayacağım dedi. Ben şahsen hiç üstüme alınmadım. Halen de alınmıyorum. Çünkü hayatımda bir gün bile partinin tüzüğüne, programına aykırı şey söylemedim. Arkadaşlarım da söylemedi. Rakı sofralarında Türkiye'yi kurtarmayacaksınız dedi. Bir gün bile rakı sofrasında kurtarmadık. Bir gün bile. Çalışmayana yer yok dedi. Şimdi onu söyleyeyim. Orada bize kızan çok arkadaşımız 2011 yılında gezmeye başlarken bizler, Dilek Hanım dahil, 1990'lardan beri bu Türkiye'yi karış karış gezip bu ahlaksız projenin Türkiye'de uygulanamaması için, bu yargının ele geçirilememesi için çaba sarf ediyorduk. O yüzden ben Sayın Genel Başkan çalışmayana yer yok deyince hep başkalarını söylediğini düşündüm. Hiç üstümüze de alınmadım. Rakı sofrasında üstümüze alınmadım. Ama alınmam gereken, düşünmem gereken şeyleri göremedim. Dileğin de söyledi. Biz Kürt sorununda neredeyiz? Ne diyoruz? Maliye Bakanlığı'nın önünde beklemesin. Bunu söylediğimiz zaman tamam mı? Bitti mi? Bitti mi? Ben böyle olmadığı kanaatindeyim. Daha önemli şeyler söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Biz bile söylüyoruz. Ekmelettin Bey. Süremiz azaldı. Bu konuyu noktalarsanız tamam, son soruma tamam. Geçeceğim. Ama Dilek Hanım'ın bir söylediğine ne olur şunu söyleyeyim. Çok haklı söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu kurultayda şunu söylemeliydi. Demin de konuştunuz. Eğitim, köy enstitülerinden başlayarak Türkiye'ye Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir eğitim sistemini mutlaka getirmelidir. Bütün okulların imam hatipleştirildiği, bütün müdürlerin tarikatlere teslim edildiği, cemaatlere teslim edildiği bir eğitim sistemini geldiğimiz gün değiştirmeliyiz. Özelleştirme adı altında bugün biz kurultayda buna karar vermedik. Ne yapacağız? Peşkeş çekildi bütün mallarımız. Bütün mallarımız. Biz kurultay delegemiz ne dedi bu konuda? Bize ne dedi? Yani özelleştirmeyi ne yapın? Bütün mallarımızı geri alın dedi mi? Ben öyle düşünüyorum. Yabancı taşeron. Kamuda taşerona karşıyım. Bu ne demek? Biz bütün güvencesiz çalışanlara karşıyız. Özel sektörde de, kamuda da. Bu konuda ne dedik? Hiçbir şey dediğimizi duymuyorum.
Ama konuşacağız arkadaşlarla. Siyaset bilimciler bize derler ki hayır bak buradan 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 bunları konuştunuz derlerse ben de o zaman ha konuşmuşuz tavrımız net derim dedim. Teşekkür ediyorum efendim. Sayın Vekilim süremiz az kaldı. Birkaç soruyu birleştirerek soracağım. Kısa bir cevap rica edeceğim. Sayın Batum'a da son birkaç cümleyle söz vermek için. Şimdi önümüzde 2015 seçimleri var. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir durumda. Sizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelere bağlı olarak mücadeleye devam etmesi düşüncesindesiniz. Bir grup da işte genel başkanın tavrı öyle anlaşılıyor. Öbür taraftan oy alalım diye oradan çeşitli gruplardan insanları partinin içine davet ediyor. Bu durumda Türk halkı için umut nedir? Cumhuriyet Halk Partisi 2015 seçimlerinde umut olabilir mi? Yeni bir umut yaratmak gerekir mi? Yeni bir güç birliği gerekir mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Özet olarak rica ederim. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne insanlar ne için oy veriyorlar? Yıllardır biz iktidar olamadığımız halde. Yani belediyelerde kısmen belli yerlerde iktidarız ama genel iktidarda olamadığımız halde neden oy veriyorlar? Bu konuda sevgili Onur Öğmen bana bir şey göndermişti. Kamuoyu yoklaması göndermişti. Bir Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunduğu için veriyorlar. Atatürk ilkelerini doğrultusunda bir mücadele ettiği için Atatürk ilkelerine ve Atatürk Türkiye'sine sahip çıktığını düşündükleri için veriyorlar. Kendi yaşam biçimlerine, düşünce özgürlüğüne daha yakın bir görüşleri olduğu için veriyorlar. Ve yani bu baskıcı, Atatürk düşmanı, Türkiye'nin paramparça olmasına neden olacak, bir başkanlık sistemine doğru gidecek, laik sistemi ortadan kaldırıp İslam Cumhuriyeti'ne doğru giden AKP'ye karşı tek sığınma noktası Cumhuriyet Halk Partisi'ni gördükleri için veriyorlar. Bu böyle. Çünkü biz iktidara gelememişiz uzun süredir. Yani onu şu konuda şöyle yapıyordu, bu konuda böyle yapıyordudan ziyade bunun için veriyorlar. Şimdi eğer biz bu insanların güvenini kaybedersek, güvenleri zedelenirse bizden, bu insanlar da işte İhsanoğlu olayında olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi ya bir kısmı kızgınlıkla oy vermeye gitmiyor, ya bir kısmı işte HDP'ye veriyor, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne ders olsun diye. Yani böyle paramparça oluyor insanlar ve özgüvenini yitiriyorlar bakın. Yani buradan Cumhuriyet Halk Partisi güçlenerek çıkmıyor. Aksine AKP güçlenerek çıkıyor, HDP güçlenerek çıkıyor ama biz özgüven yitirilmesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Onun için bizim eleştirilerimiz, bizim kaygımız buradan zaten. Yani siz eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleriyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o çağdaş, demokratik, laik yapısıyla uyuşmayan insanları dikte ederseniz, İhsanoğlu da yatıldı, sonucu gördük. Yani bu işte sağdan gelsinler oradan, liberaller gelsin, din istismarcıları gelsin, biz efendim şeyimizi değiştirelim. Yani bizimle ilgili algıyı değiştirelim derken, biz gerçekte Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oluyoruz. O algı olumsuzlaşıyor. Bizimle ilgili fluulaşıyor. Artık Cumhuriyet Halk Partisi laikliği savunmuyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi çağdaş demokratik Türkiye'yi savunmuyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin bütünlüğünü ve üniter yapısını savunmuyor mu? Bu kaygıları oluyor insanların. Çünkü bir tarafta bu lafları söyleyenler var, arkadaşlarımız var. Federasyon, özellik vesaire diyen insanlar var. Diğer tarafta işte Atatürk'ü sessiz eden, işte İran İslam devrimini, devletini savunan, oradaki gibi bir İslam devleti olmasını savunan, işte Bekiroğlu gibi insanlar var. Şimdi böyle olunca Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kaygıları artıyor insanların. O nedenle de biz geriye doğru gidiyoruz. İhsanoğlu dayatmasının yanında şimdi bir de Bekiroğlu dayatması oldu ve insanlar o nedenle gerçekten çok büyük tedirginlik içindeler, tepki gösteriyorlar. Bize bunu gösteriyorlar. Çok büyük ihtimalle diğer arkadaşlara da gösteriyorlardır. Efendim işte Bekiroğlu aslında Müslüman sol bir adam. Yani bu beni ilgilendirmiyor. O kendi vicdanında akabilir. O beni ilgilendirmez ama Atatürkçü mü? Gerçekten laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunuyor. Beni ilgilendiren şey budur.
İran İslam devleti gibi devlet savunuyorsa beni ilgilendirmiyor bu böylesi bir şey. Bizim seçmenimiz de ilgilendirmiyor. Bizim kaygımız budur. Uyarılarımız Atatürk'ün bursa, partisinde Atatürk'e kefere diye bir insan. Evet, uyarılarımızı bu nedenle yapıyoruz. Yani gerçekten ülkemizin geleceğini duyduğumuz şeyden dolayı, kaygıdan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık kendisini toparlaması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu uyarıları biz yani şu söyleniyor bize, efendim kurullarda yapsaydınız. Biz genel başkana gidip bu konuları ilettik. Ben şahsen en azından 4-5 kez gittim. Grup olarak da gittik ilettik. Öbür taraftan kapalı gruplarda bunu zaman zaman ilettik ama inanın son bir yılda herhalde 5-6 tane kapalı grup yapılmıştır. Her hafta yapılması gerektiği halde son aylarda hiç yapılmıyor. Peki milletvekili nerede dile getirecek bu görüşlerini? Yani şimdi bekar olduğu cinsiyet kotasıyla dayatılıyorsa eğer bütün delegasyona dayatılıyorsa ve delegasyon onu en son noktaya getiriyorsa, en az ay olan kişi oysa, o zaman yani bu dayatmaya karşı ben bunu dayatamazsınız, bunu yapmamalısınız dediğimde yanlış mı yapmış olacağım ya da işte disiplinlik mi olmuş olacağım? Hiç inanın ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini savunmaktan asla vazgeçmem. Programa aykırı en ufak bir şey söylemem ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne biat kültürü de yoktur. Sosyal demokrat bir partiysek eğer biz, yani parti içi demokrasiden yanaysak, bu eleştirileri de dikkate alınacak. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın, lütfen bir dakika içinde bitirirseniz. Tamam. Şimdi 18 Mayıs 2004 tarihli bir bildiri bu. Bu iktidara yürüyüş hareketi diye bir bildiri hazırlanmış. Evet, evet. Ve bunu genel başkanımızın da Sayın Kılıçdaroğlu'nun içinde olduğu 30 milletvekili bunu hazırlıyor. Ve olağanüstü seçimli kurultay talep ediyoruz diyorlar. Ve kamuoyuna veriyorlar. Bakın, yani şimdi Sayın Genel Başkan diyor ki işte dışarıya dönük bunu yapmayın. Yani bu türden sözleri söylemeyin, susun. Yani yanlış da yapılsa susun. Ama bakın kendisi de zamanında 2004 yılında bu yapılan yanlıştır deyip Deniz Baykal'ın genel başkanı olduğu dönemde olağanüstü kurultay çağrısı yapmış. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer yanlışlar yapılırsa bu konuda gereken gereken eleştirileri söylemek lazım. Ve bu da bizim görevimizdir. Yani ben uzun yıllar bu partiye emek vermiş bir parti emekçisi olarak, ön seçimle gelmiş bir milletvekili olarak, ilçe başkanlığı dahi yapmış bir milletvekili olarak bunları söylemek benim görevimdir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim, bir dakikamız var. Çok kısa olarak 2015 için umut nedir? Cumhuriyet Halk Partisi hala umut mudur? Yeni arayışlar var mıdır? Bu konudaki görüşlerimizle ben de bir dakikada hemen Naci Bey söyleyeyim. Bir kere Dilek'in söylediklerine katılıyorum. Tamamıyla katılıyorum. 2-3 defa kalabalık bir grupla, 3-4 kez yalnız, 4-5 kez MYK'ya giderek bu kaygılarımızı, bu anayasa üstündeki tartışmalarımızı birebir dile getirdik. İnsanlar şöyle zannetmesin. Aa, sadece ulusal kanalda söylediler. Hayır, defalarca konuştuk. İki, ben de aynı kanaatteyim. 2015'te inşallah çok başarılı oluruz. Başarılı olmanın bir yolu vardır. Cumhuriyet Halk Partisi eğitim konusunda, özelleştirmeler, bu peşkeş çekmeler konusunda, taşeron diye güvencesiz köle çalışan insanlarda, Türk milleti olarak, Kürtler, Lazlar, Çerkezler değil, Türk milleti olarak ulusal anlamda ve dünya milletler ailesinin şerefli bir üyesi olarak uluslararası anlamda hukuku, kuralları nedir, hakları nedir, ekonomisi nasıl olacak, laik hukuk düzeni nasıl olacak, bu konuda inandırıcı olduğu, bu konuda doğru şeyler söylediği takdirde mutlaka iktidar olacaktır. İnandıramazsanız, inanılacak kişiyle söylemezseniz başarı şansı zayıftır. Yaşadık. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu gelip ben çok Atatürkçüyüm, Atatürk'ü çok seviyorum dediğinde bu partinin %30'u inanmadı. Biz onu şimdi şezlongçular gitmediler, bak çalışmadınız diyerek üstünü örtemeyeceğimiz gibi bunların elzem olduğunu da üstünü bir takım nedenlerle, ay az çalıştınız, ay çok çalıştınız, ben çok güzel resim çektirdim, başkaları için söylüyorum, haykırışlarıyla üstünü örtemeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi eğitim sistemi olan,
özelleştirmeye karşı çözümü olan, ekonomik çözümleri olan Kemal Derviş'ten beklemeyen onları Türk milleti kavramını yaratmış olduğu için ona sahip çıkan bir parti olacaktır. O olduğu takdirde el birliğiyle beraber bir takım ajanlar ne derse desin, ben dışarıdan diyorum, bir takım ajanlar ne derse desin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu gibi koruyan, kollayan parti olarak layık olduğu iktidara ulaşacaktır. Teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Programa katıldığınız için ve katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Size İstanbul Stüdyosu'nda, İstanbul'dan iyi akşamlar diliyorum. Sayın Vekilim Dilek Akagündüz, size de katıldığınız ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, gelecek hafta gene Sorunlar ve Çözümler programında birlikte olmak üzere iyi geceler, iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalınız.